And I welcome you very deeply to follow the students. Bilemiyorum, bütün bu güzel konuşmalardan sonra ve senin hanımın gayet güzel sunduğu, benim de çok büyük bir şey geldi. Proje dansçısından sonra ben nelere değindim. Ama ben bir iki soru sormak istiyorum sana. Bir iki derken daha doğrusu bir soru sormak istiyorum. İsteyen 2 dakika içinde bir iki cevap alacağım. Çocuk nedir efendim? What is a child? Who is a child? I would like to have an answer to this question. First. Kimdir? Nedir? Belki başkanımız da. Böyle bir hal veriyor. Hepimiz her zaman çocuğuz esasen. Öyle değil mi? Hepimiz çocuğuz. Başka? Kim bir çocuk? Kim olabilir? Çocuklar, çocuk nedir? Kimdir? Siz kimsiniz? Çocuk hakkında konuşuyoruz, onu kullanmış. Evet, buyurun. Çocuk bence bireydir ama şöyle diyelim bence. Bir kelimeye sığdırmayacak kadar potansiyeli olan bir bey. Teşekkürler. Başka? Özelliği nedir? Onun dışında? Bir tek bir kelime söyleyeceğim. Geleceğimizdir çocuklar. Geleceğimizdir. Şimdimiz midir aynı zamanda? Efendim? Şimdimiz midir aynı zamanda? Tabii ki şimdimizdir. Geleceğimizdir. Geleceğimizdir. Başka? Anlayacağımdır. Evet, evet. Çocuk nedir? Ben tanımlamayacağım ama belki bazı şeyleri vurgulayacağım. Onun için şöyle başlayayım isterseniz. Böyle bir bebek, yeni doğmuş, daha yarım saatlik. Böyle bir bebek dünyaya geliyor sevgili arkadaşlar, dostlar, çocuklar, gençler. Ve bu çocuk herhangi bir yerde dünyaya geliyor. Her gün binlercesi geliyor. Binlercesi ölüyor. Kimi gelişebiliyor, kimisi gelişemiyor. Çünkü onlara verilen imkanlar bakım ölçüsünde çocukların yaşamları olabiliyor. Gelişmeleri olabiliyor. Kimisi daha iyi koşullarda, kimisi çok iyi koşullarda, kimisi sokaklarda, kimisi çöp bidonlarına bırakılarak yaşayan, yaşamaya çalışan çocuklar var. Ama sözleşmeler ve büyük büyük bildirgeler ve çok büyük toplantılarda söylenen sözler neyi vurguluyor? Bu çocuk hakları bildirgesinden alınmış evlatız. İnsanlık elindeki en değerli şeyi çocuğa vermekle yükümlüdür. Bizim elimizdeki en değerli şey her neyse onu çocuğa sunmakla, vermekle bitiriyor. Şimdi ben bunu geçerek biraz size ben hangi kuruluştan geliyorum ve o kuruluş nedir onu anlatayım. Sonra konuşmamın diğer kısmına geçmek istiyorum. Uluslararası Çocuk Merkezi 1949 yılında Paris'te kurulmuş uluslararası bir sivil toplum kuruluşu. Bu kuruluş 50 yıl çalıştıktan sonra UNICEF, WHO ve Fransız hükümetinin desteklediğiyle kuruluyor. Kuruluş aşamasında Profesör İstanbul Amacı çok ve de yurt üyesi sırasında çok büyük roller görebiliyor. Görev alıyor. 1999'da bu kuruluş kapatılıyor. Kapanıyor bir takım mali sıkıntılar nedeniyle. İstanbul Amacı Hoca bunu Ankara'ya bir kentte taşıyor. Ve 1999'dan itibaren 10 yıldır Bilkent Üniversitesi'nde Uluslararası Çocuk Merkezi olarak çalışıyoruz. Ve 2004 yılında Uluslararası Çocuk Merkezi Derneği olarak da dernekler yasasında kayıtlıdır kendimiz ve kuruluşumuz. İki şeysi vardır. Bakü, Azerbaycan ve Erbil Irak'ta iki şubesi vardır. Ayrıca 7 tane afiliye merkezi vardır. Bunlar da Afganistan, Bulgaristan, Yunanistan, Gürcistan, İtalya, Rusya ve Özbekistan'da olmak üzere 7 tanedir.
Ben derneğimizin çalışmalarına tekrar ışık tutmaya çalışacağım. Şimdi bir şeye gelmek istiyorum. Mr. James Grant, UNICEF'in çok uzun yıllar executive derneğini yaptı. Genel direktörlüğünü. 1992 Çevre ve Gelişme Konferansı'nda söz söylemiş. We must preserve our planet in order to nurture our children. Çocuklar, gezegenimizi, dünyamızı, çocuklarımızı geliştirmek için dikkatle korumalıyız. Aynı şekilde gezegenimizi geliştirmek ve korumak için çocuklarımıza sahip olup onları iyi yetiştirmeliyiz anlamına gelecek bir söz. Bu gerçekten etkileyici ve burada sebep ve gece ilişkisini görüyoruz. Bunu söylediği zaman Mr. Brown, Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin evrensel onaylanmasının üzerinden 3 yıl geçmişti. Bu evrensel onaylanma 1989 yılında yapıldı. Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin hepinizin bildiğini biliyorum ama üstünde geçmekte yarar görüyorum. 20 Kasım 1989'da 10 yıllık bir şeyden sonra, drafting evreninden sonra UN Genel Merkezi'nde Birleşmiş Milletler Genel Asamblesi'nde onaylandı. Ve çok kısa bir zamanda 2 Eylül'de en asgari ratification rakamı olan 20 ülkenin onaylamasıyla uluslararası yasa haline geldi. 2007'de itibariyle 193 ülke, yani Amerika ve Somali dışında dünyadaki tüm ülkeler bunu onayladı. İşte bunun ihtiyacı protokolleri var ve onaylanmaya devam ediyor, uygulanmaya devam ediyor. Şimdi biz büyük laflar söylüyoruz, onayladık, yaptık, ettik. Fakat ne kadar uygulanabiliyor? İşte sabahtan beri söylediğimiz, konuştuğumuz, ettiğimiz eksikliklerimiz, yapamadıklarımız, yapmaya çalıştıklarımız. Çoğu da zaten bizi söylemiyorum, burayı söylemiyorum ama genelde pek çok söylem var bu konuda. Ama bugün çocuklarımızın gerek Türkiye'de gerek dünyada durumlarına baktığımızda bu söylemlerin ne kadar eylem haline geldiğinden doğrusu kuşkulu duyuyoruz. Çocuk Hakları Sözleşmesi gerçekten çocuğu hakların, insan haklarının sahibi olarak nitelendiriyor. Her çocuk haklarıyla doğar. Bu onlara verilen bir lütuf değildir. Çocuk doğuşundan 18 yaşına kadar herkes çocukların ve bireylerle korunması, geliştirilmesi lazım. Buraları kısaca geçiyorum. Çünkü zamanımı kullanmak istiyorum. Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin ne kadar kapsayıcı, ne kadar evrensel, ne kadar koşulsuz, her konuda, her yerde çocuğun ihtiyaçlarına, gereksinimlerine, artı haklarına riayet edildiğini. Fakat çocuk haklarının 3 genel prensibi var. Bunları da söylemeden geçmek olmaz diye düşünüyorum. Çocukların yaşamı ve gelişmesi 6. maddede söylediğim gibi şart, gelişmesi, geliştirilmesi. 2. maddede asla ayrım gözetmemek. Her çocuk eşittir. Şurada gösterdiğim çocuklukta olduğu gibi böyle doğuyorlar bu çocukları. Onlara doğuşlarıyla gelen potansiyellerini geliştirmek üzere gerekeni yapmamız gerekiyor. Çocukların katılım hakları var, konuşuyoruz, uygulamaya çalışıyoruz. Ve çocukların yüksek yararlılığını her koşulda düşünmemiz, uygulamamız gerekiyor. Önce çocuklar, önce çocuklar. Mahallemizde çocuklar, okulda çocuklar, çevrede çocuklar. Çocuklara sadece bakarak değil, görerek geçmeliyiz ya da durmalıyız, güzel görmeliyiz. Onları sadece duymak değil, işitmek anlamında, onları tale almak anlamında çocuklarla ilgilenmeli ve gereğini yapmalıyız.
Çocuk Hakları Sözleşmesi çok önemli. Ben burada daha fazla veriyorum zamanında. Sıkıntının geleceği için benim. Çünkü söyleyen başka şeyler de var. Çocukların insan hakları. Çocukların dikkatlerini çocuklardan dikkati çocukların haklarına çeken bir sözleşme. Bu açıdan önemli. Çocuk hakları, hukuksal haklar, onların kendi hakları ve bunun için onların devletlere bu hakları uygulamak için görev veriyor. Çocuklar birey hepsidir. Şimdi bunu buradan tercüme ederek yapmak da biraz düşünülüyor insanın. Onlar ailelerinin malı değil, ülkenin de malı değil. Onlar hepsi birey, hepsi geleceğimiz, şimdimiz ve geleceğimiz. Çocukların sağlıklı gelişmeleri, aktif katılımları çok önemli. Ne açıdan önemli? Sağlıklı bir toplum ve aynı eş derecede iyi, güzel şeyler nelerler? Şehirler, mekanlar yapılması, geliştirilmesi açısından. Çocuklar gerçekten büyük bağımsızlar. Gerçekten birbirleriyle bağımsızlar fakat aynı zamanda etkenler. Onlar kendi kendilerine bir şey yapamıyorlar başlangıçta. Onların bizlerin şekillendirmesi. Uluslararası Çocuk Merkezi'nden bahsediyorum. Biz ne projeler yapıyoruz? 4 tane programımız var. Çocuk hakları, çocuk kadın ve aile sağlığı, adolesanlar ve üreme sağlığı. Yeni doğan ve erken çocukluk programımızı yapıyoruz. Bu arada araştırma, bilimsel araştırmalar yapıyoruz. Bütün bu meselelerle, bu konularla ilgili politika öğretici ve uygulanmış olan bir takım çalışmaların yayınlarını yapıyoruz. Bu arada networking yapıyoruz. Kapasite içermeye çalışıyoruz. NGO'larla çalışıyoruz. UNICEF'le, WHO'yla, UN Population Fund'da çalışmalarımız var. Onlardan aldığımız destekler var. Bu arada nasıl canım? Toparlayabilirsiniz. Bu arada bizim çocuk katılımı ile ilgili yaptığımız pek çok proje arasında bu Eskişehir Ankara'dan önce bir şey söylemek istiyorum. Geçen sene yaptığımız bir proje. Biliyorsunuz çocuk hakları sözleşmesi ile ilgili olarak ülkeler çocuk hakları komitesi ve cenevetine rapor veriyorlar. Ayrıca bir de alternatif raporu gerek çocuklar, gerek NGO'lar tarafından kazanılıp yollaması gerekiyor. Türkiye bir raporu gönderdi. Bununla ilgili görüşler alındı. Şimdi ikinci raporu bir hayli gecikti. Fakat önümüzdeki yıl gönderilmesi gerekiyor, düşünülüyor. Koordinasyon kuruluşta sosyal hizmetlerle çocuk hizmetleri. Şimdi biz geçen sene bir Ankara'daki sivil toplum kuruluşlarıyla bir şeyimiz var. Çocuk hakları platformumuz var. 7 çocuk sivil toplum kuruluşu çocuklarla ilgili. Bu platformda platformdan 2 NGO ile Avrupa Birliği'nden aldığımız destekle çocuk katılımı bu proje yazımı ve konusunda hem büyük yetişkinlerle, NGO'larla hem de çocuklarla çalışmalarla. Buradan da bazı yayınlar çıktı. Bir tanesi çocuk haklarına dair hükümet dışı kuruluşlar raporu. Bu yüzden temin edebilirsiniz.
Bu alternatif rapor Ankara'da oluştu. Cenevri'ye gönderilecek. Ayrıca Bizce Haklar adı altında bir yeni çıkardı. Bu da çocukların çocuk hakları. Bu çok ilginç. Kendileri madde madde çocuk hakları sözleşmesini inceleyerek kendileriyle ilgili olumlu ve olumsuz uygulamaları gösterdiler. Ayrıca çocuklar izleme ve raporlama kitabı nasıl çocuklar birbirleriyle çocuk haklarıyla ilgili programlar yapabilirler. Onun kolaylaştırıcı kitabı. Ve de izleme ve raporlama el kitabı var. Bunları sizlere her zaman isterseniz takdim edebiliriz. Efendim, Eskişehir'de 3 köy okulunda çalışmalar yaptık. Çevreyle ilgili, polis çevre adına göre çevreyle ilgili çocuk haklarını tanıtırken çocukların kendilerinden çıktığı sorunları tespit. İşte okullarındaki, köylerindeki tezeklerin çöp olması, efendim çöplerin rastgele aralıklarında olması, bu 10 sene önceydi ama. Ve de baz istasyonu, bir baz istasyonunun okullarında. Çocuklar, muhtarlar ve Eskişehir'e giderek bu problemlerin halledilmesini kendileri sağladılar. Bu ufak bir projeydi ama bir etkinlik göstergesi olarak güzel. Ankara'da üç okulda yine bir proje yapmıştık. Çocuk haklarını tanıtım anlamında. Bunlardan bir tanesi Çiçimbağlı'ydı. Oranın çocukları çok erken sanırım. Çocuğa kulak vermek anlamında söylüyorum. Her yerde problem var. Çeşitli yerlerde, çeşitli kurumlarda olan insanların. Fakat oradaki çocukların çok enteresandı. Çünkü bunlar sadece resimlerinde ve söylemlerinde okullarına giderken nasıl kavgaç oldu, nasıl insanlar bıçaklandı, efendim arkadaşlarını, kız arkadaşlarını nasıl okulun bahçesinde direğe kaçırdı ve o çocuk bir daha bulunurdu. Mezarlığa gidip orada nasıl kuru kafalarla ve kemiklerle birbirleriyle kuru kafalarla top oynayıp kemiklerle kılıç kankan oynadıklarını söyleyecek konumda çocuklardı. Fakat bu çocuklarla bu çalışmaları yaptıktan sonra sizin dikkatinize bunu sunmak istiyorum. İkinci gidişimizde hemen bildiler ki bize abi gördük bahçede şey vardı, basket odası var. Nereden çıktı bu? Derhal gitmişler, müdürlerine demişler ki, hocam bizim haklarımız var. Bizim bahçede, beton bahçede yapabileceğimiz hiçbir şey yok ama haklarımız var. Ya hocam, bize bir basket odası yapın, bu değil. Ve o müdür bey gerçekten onlara o basket odasını temin ediyor. Yani bir şeyler öğretirse, bir şeyler yaparsa, duyarlılaştırırsa, aynı şekilde onların çevresindeki insanlara da bir şeyler söylenirse, bunlar gerçekleşiyor. Şimdi bunlar bizim işte okul projesi, Eskişehir okul projelerimiz, bu çocuklarla çalışmalarımız. Kendileri workshop neticesinde sunumlarını yapıyorlar. Tekrar Ankara'da tek evle bir çalışma yapıldı. Ve Ekim Esut'taki çocuklar, iki çocuk resim yaptıkları resimde kendileri rahat evlerinde otururlarken dışarıdaki çocukların çöp topladıklarını getiriyorlar. Hemen bitiriyorum. Efendim, Gaziantep'te yeni bir projemiz var. Gaziantep'te de bizimle çocuklar çalışıyorlar. Orada bir çocuk hakları merkezi kurmak üzere çalışıyorlar. Efendim, bir şey söyleyeceğim. Ben de Yunus'un bir yayını vardır. Vardı, şimdi yapılmıyor ama ben orada çalışırken biliyorum. Bunu da her zaman kale almak istiyorum. Şey diyor, ben buraya hazırlamıştım hemen. Yeni tercih edersin. İçin.
bir gün gelecek ülkelerin gelişimi, onların askeri ve ekonomik güçleri ile başkentlerinin şaşası ve yüksek binaları ile değil, insanlarının iyi durumları, sağlık, beslenme ve eğitim düzeyleri, çalışmalarının karşılığında iyi kazanmaları, yaşamlarını etkileyen kararlara katılabilmeleri, medeni ve politik özgürlükleri, yoksul ve dezavantajlılara hizmet ve çocukların gelişen beyin ve vücutlarına adanan koruma ile ölçülecektir. İnşallah gözlerimizin gelecektir. Bu arada bir söz daha söylüyorum. Dertliğiniz cümleni. Margaret Mead diyor ki, "Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has." Küçük, kendine adamış ve düşünceli bir vatandaş grubunun dünyayı değiştiremeyeceğinden asla şüphe etmeyiniz. Aslında bunu sadece onlar ve politikler de yapıyorlar. Ben de konuşmamı böyle sonuçlandırmak istiyorum. Gerçekten şurada ufak bir grubuz ama bizlerin özgürlüğüyle, bizlerin heves ve heyecanlarıyla mutlaka çok şey değişecektir. Beni dinlediğiniz için ve bana bir dakika verdiğiniz için çok teşekkür ederim.